Herkese merhabalar. Bugün Optimum'da sinemaya gidiyoruz. Optimum'un önündeyiz şimdi. Yukarı doğru göstermek ister misin? Tabii. Gold Class sinemada ilk defa şey izleyeceğiz. Evet, film evet. İzleyeceğiz. Bayağı çok... evinin yatak odası gibi birkaç koltuk var gerçekten. 4 sıra. 4 sıra. Bakarız içeride. 15-20 koltuk zaten çekeceğiz içeriye de. Neydi? Adamın adı Mahsun. Röportaj adam. Röportaj adamın filmi var. Evet, illegal hayatlar değil mi? İllegal hayatlar. Adım aslında ama soyadını hatırlayamıyorum. Hadi içeri girelim. Biraz soğuk zaten. Soyadını hatırlayamıyoruz çünkü her içerikte değiştiriyoruz. Evet, evet, aynen aynen. Hadi. Hadi başlayalım. Niye çekiyor? AVM'nin içi bu saat olmasına rağmen kalabalık bayağı. Saat kaç? 9.30 falan mı? O civarda. Saat 9.30 civarı şu an. Yılbaşı ağacında kaldım. Vallahi yılbaşı ağacı kaldı burada. Mağazalar dolu. Yani gerçekten böyle insan, bir iki insan yok, bayağı dolu yani. Şöyle AVM'nin her tarafı ışıl ışıl ve hala kapanmasına yarım saat olmasına rağmen sanki gün ortası gibi dolu. Sinema en üst katta, en üst kata çıkıyoruz. Bir de eğlence alanı var değil mi üst katta? Evet, ona bir bakacağız. Buradakine hiç gitmedim. Mavi Bahçedekine gitmiştim daha önce. Mavi Bahçedek çok başarılı bu arada, güzel. Çocuklarınızla beraber gitmek istiyorsanız dışarıda böyle dönme dolap gibi falan şeyler var, oyuncaklar var. Tabii beni yine almadılar. Yani burası çok da büyük olmayan ama en azından sinema beklerken vesaire çocuğunuzla vakit geçirebileceğiniz bir alan. Ya da arka tarafta gördüğünüz bowling alanı var. Eşiniz, dostunuz, iş arkadaşlarınızla gelip hem filminizi beklerken vakit geçirebilirsiniz. Hem de eğlenceli bir aktivite olur. Olabilir aslında. Ben çok seviyorum. Hadi sinemaya doğru biraz yürüyelim mi? Bir tane daha oyun alanı burada var. Burası daha büyük değil mi? Burası daha büyük diğer tarafa göre ama yok ya, bence aynı. Ama burası daha küçük çocuklara. Burada bowling yok ya, o yüzden daha büyük gibi görünüyor. Oyun yani alanı çok yani. Bak şey minik gondol var. Ne var? Gondol. Ufak gondol, minik boy. Ya Türkiye'de şu gondolla yaşanan hadiselerin ardı arkası hiç kesilmedi yıllarca ve yıllarca bunu yasaklamadılar. Bak şurada şey var. Atlı karınca diye isim geliyor. Değil ne o? Şu dönen şey ne? Dönme dolap. Hayır değil. Annem çok sever. Elif şuranın güzelliğine bak. Burası gerçekten muhteşem bir yermiş. İçine giremiyorum. Olmamız ne acı. Neyse artık bizim gemideki kaydıraklara binersin aşkım. Burada bayağı büyük bir alanı var. Langırt var burada. Burada da masa okey var. Yani mesela sadece bindirme izin vermemeleri falan değil. Sığamıyorum ben. Şurada şöyle dijital oyunlar var. Şurada para tuzağı bir oyuncak var. Sana bir tane bunlardan lazım. Ya da şundan. Ben Dino istiyorum. Şimdi sinemaya geldik. Bizim gireceğimiz yer. Yani Gold Class. Şu tarafta. Popcorn burada da oyuncaklar falan var içeride bak. Evet. Hadi gel içeri girelim. Açık. Biletimizi nereden alacakmışız? Bilet almayacağız. Biz zaten online aldığımız için direkt girebiliyormuşuz. Tamam, QR falan bir şey mi diyorsun? Bilmiyorum. Yani online biletinizi gösterseniz yeter dediler. Çakallarla Dans 6 geliyor. Çok salak bir film ama ben bayılıyorum. Şurada bir Jason Statham filmi var. Bu da yeni geliyor. Para tuzağı. Evet. Karım düştü tabii hemen. Şöyle. 5 TL'yle çalışıyorum. Şurada. Çünkü onların tanesi 1 lira. Burada ya önceden telefon falan koyarlardı. Var mı hala? Yok. En değerli şey kulaklık şu an. Mor ve Ötesi tahmini mümkün. Bir konser filmi. Şöyle ve bizim geldiğimiz film de burada. İzlenir Mor ve Ötesi'nin filmi.
Şu masaj koltuklarına bir atlasak mı? Masaj koltuklarına düşelim. Ha, parayı atınca mı başlıyor acaba direkt? İyi mi böyle? Daha değil. Olacak ama. Bir ara ciddi ciddi bunlardan eve bakıyorduk, hatırlıyor musun? Evet. İkinci masaj o zaman koltuğu da iyi fiyattı. Niye evet. Almadıysak? Gereksiz bir şey olduğunu düşündük. Ama her bulduğumuz yerde düşüyoruz. Evet. Yani bir koltuk parası verdik zaten. Şey böyle otobüs tren garlarında, AVM'lerde, havalimanları. Sırtıma çok inanılmaz iyi geldi. İyi mi böyle? Böyle şu an iyi, evet. Bebiş. Şu an ikinci elde 15-20 bin falan. Bizim baktığımız zaman 3 bin lira falandı. Aynen. İyisi 5 bin liraydı. İyisi 5 bin liraydı aynen. Saçımı bozuyor ama. Sinemalının dramı. Aşkım önündekiler ne ya? Tadına bakmadınız. Canın ki çilekli olan. Bu da limonlu. Bu da orman meyveli aynı zamanda. Burası özel bir salon. Şimdi salona gireceğim. Burada birkaç koltuk var. Sessiz olmaya çalışıyorum özellikle. Ve bu koltuklar yatak gibi kullanılabiliyor. Şöyle. Elif yerleşmiş bile. Burası koltuklarımız. Doğru yerde miyiz? Doğru yerdeyiz, evet. Devireceği. Bakacağım şimdi biletimize. Şöyle ufacık bir salon. Buranın özelliği ekstra konforlu olması. Şöyle masalar, yatabilen koltuklar. Ve uzaklığımız da şu şekilde. Prenses karım hemen yatıyor tabii. Film araya girdi şimdi. komedi harbiden mükemmel bir komedi. Çok keyifli olmuş. Çok ince şakalar, çok ince espriler var. Ve her kitleyi güldürebilecek bir film. Kesinlikle tavsiye ederiz. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Şimdi filmimiz bitti. Salondan çıkıyoruz. Ama salon gerçekten çok güzel. Kaç tane koltuk var? 2, 4, 6... 4 sıra değil mi? 1, 2, 3, 4. 24 koltuk var. İkişerli olmak üzere. Şunu gösterelim mi hızlıca? Aynen, 4 kişi beraber de gelebilirsiniz. Ortada yine bir tane sehpa var. Bakalım istersen. Şu sırada gördüğünüz gibi 2-2 yan yana koltuklar. Bu koltukların hepsi elektrikli. Öne doğru açılabiliyor. Önlerinde birer tane masa var. Arka tarafta hala oturan insanlar olduğu için çok o tarafı göstermeyeceğim ama şu şekilde rahat. Bakın zaten Elif hemen kuruldu bile ikinciye. Gelip böyle bir konforda film izleyebiliyorsunuz. Burası evinizin yatak odası gibi. Evinizin salonu gibi bayağı. Çok rahat bir ortam var. Ve üst katta olduğu için aşağıdaki gürültü de çok fazla duyulmuyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyor muyuz aşkım? Ediyorum. Çok rahat gerçekten. Film akşamımızın sonuna geldik. Bu bizim sinema gecemizdi. Normalde biliyorsunuz daha önce evde yaptık bu tarz bir video, film gecesi. Bugün de sinemaya gelmek istedik. Biz Optimum'a biliyorsunuz çok yakın oturuyoruz. Ve burada bir Gold Class sinema var. Buraya daha önce gelmemiştik. İlk defa bu akşam geldik. Değer mi? Kesinlikle değer. Çok rahat. Bayağı evinizin yatak odası, evinizin salonu gibi. Koltuklarda yayılıp film izleyebiliyorsunuz. Önünüzde masanız var. İşte koltukların arasında geniş bir kol koyma alanı. Sen kolunu koydun, ben kolumu koydum gibi bir problem yok. Bizim problemi çok evet, evet. Kesinlikle tam bir böyle lüks, keyifli bir gece oldu bizim için. Fiyat 2 kişi, 2 yetişkin 301 TL. Zannediyorum ki öğrenci olunca kişi başı 10 lira düşüyor. Yani sürekli yapılacak bir aktivite mi? Tabii ki biraz pahalı ama böyle bir deneyim için ayda bir kere mesela çok merak ettiğiniz ya da iki ayda bir kere çok merak ettiğiniz bir filme ya da rahat izlemek istediğiniz bir filme gelip bence izleyebilirsiniz. Değer yani. Aynen. Aynı zamanda
4 kişilik koltuklar da var. Yani 4 kişilik dediğim yan yana 4 tane koltuk var. İki çift de bir arada gelebilir. Diğer 2 kişilik koltuklar arasında koridor giriyor. Ama oldukça keyifli bir deneyimdi benim için. Koltuklar açılıyor, kapanıyor falan. Bence de çok güzeldi. Bütün film boyunca oynadım ben. Evet, ben de. illegal hayatlara geldik, söylemiştik zaten. Film de çok güzel bu arada. Gerçekten çok keyifli. İkinci filmin de ışıklarını yapmışlar. Ben çok beğendim. Keyifli bir film. Birazcık böyle yaş ortalaması 16 üstü. Ama onun dışında film gerçekten çok keyifli olmuş. Buraya kadar bizleri izlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Kanala abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.